Merhaba sevgili çocuklar. Bugün dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz eğitsel ve sosyal etkinliklere katılıyorum. Bu konumuzda neler öğreneceğiz? Eğitsel ve sosyal etkinlikler nelerdir? Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmanın bizlere katkıları nelerdir? Çocuklar, bugüne kadar okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinliklere katıldınız? Bir düşünün bakalım, birinci sınıftan beri Lale Koleji'nde hangi eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmıştınız? Bazılarını ben size hatırlatmak istiyorum. Birbirinden güzel sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Yardım projelerine katıldınız. Kermes etkinlikleri düzenlendi. Sportif etkinlikler düzenlendi. Tiyatro ve müzik etkinliklerine katıldınız. Değerler eğitimi ile ilgili projeler düzenlendi. Bunlara katıldınız. Kitap okuma projeleri düzenlendi ki bunların en önemli ve en güzelleri Bay Tuhaf ve Hamit kitap okuma projelerini kesinlikle unutamıyorum. Hepsinin sizin hayatınızda, sizin gelişiminizde çok önemli yeri olduğunu biliyorum çocuklar. Çocuklar, okul insanın sosyalleşmesinde rol oynayan en önemli kurumdur. Bu nedenle toplumun genç bireylerine, sizlere yalnızca bilgi öğretmeyi değil, aynı zamanda hayata hazırlayıcı becerileri kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu beceriler nelerdir? Mesela iletişim kurma, kendini ifade etme, zorluklarla baş edebilme, sorunlara çözüm üretebilme, takım çalışmalarına katılma bu becerilerin başlıcalarıdır çocuklar. Sizler okullarınızda sosyalleşmede rol oynayan bu becerileri kazanıyorsunuz çocuklar. Sizler katıldığınız her çalışma ve etkinlikte başarma, kendine güven, yeni dostluklar kurma ve kabul görme duygularını tatmış oluyorsunuz. Sorumluluk üstlenmeyi davranış haline getirerek toplumsal hayata daha özgür ve daha etkin bireyler olarak katılmış oluyorsunuz çocuklar. Evet. Ezgi arkadaşımız bizimle bir şeyler paylaşacak. Gelin Ezgi'yi dinleyelim. Merhaba, ben Ezgi. Okulumuzda iki arkadaşımla birlikte Üreten Çocuk adını verdiğimiz bir topluluk kurduk. Üreten Çocuk. Neymiş bu Üreten Çocuğun kurulmasının amacı? Kurduğumuz topluluğun amacı, arkadaşlarımızı sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmaya teşvik etmektir. Biz başlattığımız bu hareketle kendi projeni yap, kendin yap, sen de yap gibi sloganları kullanarak okulumuz öğrencileri arasında üretme kültürünü yaymak istiyoruz. Ezgi ve arkadaşları Üreten Çocuk projesi kurmuşlar. Bakalım bunu nasıl hayata geçirmişler? Ezgi ve arkadaşları bu projeyi kurarak toplumumuzda teknolojiyi sadece kullanan değil üreten, teknolojinin esiri değil sahibi olan insanların çoğalmasına katkıda bulunmayı hedeflemişler. Tamam, teknolojiyi kullanıyoruz hayatımızda ama aynı zamanda üreten bireyler olmalıyız. Teknolojinin esiri değil sahibi, yani onu olumlu şekilde kullanan bireyler olmalıyız, değil mi çocuklar? Ezgi ve arkadaşları Üreten Çocuk topluluğunu kurarken ülkemizde ve dünyada giderek yayılan bir hareketten esinlenmişler. Neymiş bu hareket? Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum çocuklar. Maker Çocuk
denilen bu harekete katılan çocuklar okullarında ve özgürce çalışabilecekleri her yerde hayal güçlerini zorluyorlar. Önceleri küçük projelerle kes yapıştır gibi el becerilerini geliştiren oyunlarla başlıyor, ardından da geleceğin teknolojisinin temellerini atıyorlar. Maker çocuk projesiyle çocuklar ne yapıyormuş? Önceleri ufak tefek kes yapıştır projeleri yapıyorlar. Daha sonra da geleceğin teknolojisi için araştırmalar ve temeller atıyorlar. Uzmanlar maker çocukları tüketmeyen, üreten çocuklar olarak tanımlıyorlar. Örneğin bu çocuklar akıllı telefonların şarj cihazlarının kablosu kopunca ne yaparız çocuklar? Gidip hemen yenisini alırız değil mi? Bu çocuklar gidip hemen yenisini almıyorlar. Onun yerine kabloyu tamir edip kullanmanın yollarını arıyorlar. Bir yandan da kopmayan kablo adıyla onu yeniden tasarlamaya çalışıyorlar. Maker çocuk olmanın temelinde bozmak vardır. Yani maker çocuklar olanla yetinmiyor. Onu istedikleri şekle de sokuyorlar. Oyuncaklarının parçalarını söküp takarak yeni bir oyuncak yapmaya çalışıyorlar. Küçük yaşlardan itibaren bir şeyler üretebilmeye alışan bu çocuklar, henüz ana sınıfındayken kartonları kesip uçak yapıyorlar. Bir süre sonra o uçağa motor takıyorlar. Genellikle kendi kendilerine öğrenip buluş yapma ve icat etme becerilerini geliştiriyorlar. Eminim ana sınıfından beri, okula başladığınızdan beri aranızdan birçoğu da yine bu şekilde projelerle güzel buluşlar ve icatlar yaparak kendini geliştirdi çocuklar. Peki sizler okulunuzda üreten çocuk topluluğuna benzer başka hangi toplulukların kurulmasını isterdiniz? Üreten çocuk topluluğuna benzer başka hangi toplulukların bizim okulumuzda da olmasını isterdiniz? Bu sorumu düşünmenizi ve cevaplarınızı bana videonun sonunda yazmanızı istiyorum çocuklar. Evet sevgi arkadaşımız, Ezgi'den sonra sevgi arkadaşımız da bizlerle bir şeyler paylaşacak. Bakalım Sevgi neler söyleyecek. Benim adım Sevgi. Bu yıl okulumuz bir köy ilkokulu ile kardeş oldu. Ardından da kardeş okul öğrencileri yararına bir kermes düzenledi. Kermes düzenleme komitesinde gönüllü olarak görev alan öğrencilerden biri de ben oldum. Komite üyeleri olarak müdür yardımcımız başkanlığında bir toplantı yaptık. Kermeste oyuncak, kırtasiye malzemeleri, süs eşyaları, çiçek, top, tişört, takı gibi ürünler ile çeşitli yiyecekler satmayı kararlaştırdık. Ayrıca ikinci el kitap standı kurmaya karar verdik. Sevgi ve arkadaşları okul idarecilerinin eşliğinde bir köy okulu ile kardeş oluyorlar ve bu köy okulundaki kardeşlerin yararına bir kermes düzenliyorlar. Ayrıca düzenledikleri bu kermesin yanında aramızda okulumuz tiyatro kulübü öğrencilerinden biri de vardı. Bu arkadaşımız velilere biletli bir tiyatro gösterisi sunabileceklerini söyledi. Tiyatro kulübünden de güzel bir tiyatro gösterisi ayarlayacaklar ve bunu velilere biletli bir şekilde sunacaklar. Elde edilen geliri de yine kardeş köy okulu için kullanacaklar. Sevgi ve arkadaşları bakalım hazırlıklarını tamamladı mı? Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra okulumuzda büyük bir kermes düzenledik. 2 gün süren kermeste yardımseverlik duygusuyla hareket eden öğrenci ve arkadaşlarımızdan ve velilerimizden
büyük destek gördük. Satışlardan ve tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle kardeş okuldaki ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza kışlık giysiler aldık. Ayrıca elimizde çeşitli kitapları, satranç ve tangram takımları ile birlikte kardeş okulumuzu ziyaret ettik. Neler yaptı sevgi ve arkadaşları? Bir kardeş köy okulu belirlediler. Bunun için, onlara yardım etmek için güzel bir kermes düzenlediler. Kermesteki elde edilen kazançla beraber, tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle, kardeş okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafetler aldılar. Ve çeşitli hediyelerle beraber gidip o kardeş okulunu ziyaret ettiler. Sevgi ve arkadaşlarını bu güzel çalışmasından dolayı tebrik ediyoruz. Ziyaretimiz sırasında kardeşlerimizle tanışmanın mutluluğunu yaşadık. Hediyelerimizi verip hep birlikte çeşitli oyunlar oynadık. Bizlere ikram edilen lezzetli yiyecekleri büyük bir keyifle yedik. Okulumuzun bülteninde yayımlanmak üzere birçok fotoğraf çektik. Kardeş okulumuzdan dostluk ve dayanışma duygularımızın daha da güçlendiğini hissederek ayrıldık. Kardeşlerimizle vedalaşırken onları da kendi okulumuza davet ettik. Sevgi ve arkadaşları kardeş okul projesiyle yaptıkları çalışmanın sonunda kardeş okuldaki arkadaşlarını ziyarete gidiyorlar. Orada çok güzel vakit geçiriyorlar. O okuldaki öğrencileri kendi okullarına davet ederek onlara veda ediyorlar. Ne kadar güzel bir çalışma değil mi? Sevgi ve arkadaşlarının okul olarak yaptıkları bu çalışma gerçekten takdir edilecek çok değerli bir çalışma. Evet çocuklar, Ezgi ve Sevgi okullarında yaptıkları çalışmalardan bize bahsettiler. Sırada Cemil var. Cemil bize bakalım nelerden bahsedecek. Merhaba, benim adım Cemil. Okulumuzda faaliyet gösteren Okuma Çemberi topluluğunun bir üyesiyim. Okuma Çemberi'ni daha önce hiç duydunuz mu çocuklar? Okuma Çemberi neymiş bakalım Cemil'den dinleyelim. Okuma Çemberi, öğrencilerin seçtikleri bir kitaptan okudukları bölümlerle ilgili yaptıkları bir tartışma etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların okuduklarını anlayıp ifade etme becerilerini geliştirmektir. Tıpkı bizim okulumuzda yapılan Bay Tuhaf veya Hammit kitap okuma projeleri gibi. Ne demiştik çocuklar hatırlayın, kitap okumak size aşk olsun demiştik. Ve eminim birçoğunuzda kitap okuma sevgisi bu sayede kazanılmış oldu. Okuma çemberinde Cemil ve arkadaşları neler yapıyorlar? Okuma çemberi topluluğu olarak ayda bir toplanıyor ve okuma grupları oluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin de yardımıyla okunacak kitapları belirliyoruz ve grup üyeleri arasında rol paylaşımı yapıyoruz. Genellikle sorgulayıcı, lider, ressam, anlatıcı, araştırmacı, sözcük avcısı, karakter ustası, gözlemci ve film eleştirmeni rollerini seçiyoruz. Kitabın bölümlerini rolümüze uygun bir bakış açısıyla okuduktan sonra toplanıyor ve bölümle ilgili tartışıyoruz, konuşuyoruz. Okuma ve tartışmaların tamamlanmasının ardından kitabımızı diğer gruplara anlatıyoruz. Ne kadar güzel bir çalışma okuma çemberi topluluğu. Hep beraber belirledikleri kitapları okuyorlar. Okurken de kendilerine bir rol seçiyorlar. Bu role uygun şekilde okuduktan sonra kendi okudukları bölümleriyle ilgili arkadaşlarıyla konuşuyorlar ve daha sonra da kitabı diğer gruplara anlatıyorlar. Cemil ve grubu son olarak Salyangoz Avcıları adlı bir kitabı okumuşlar.
Okumaya başlamadan önce kitabı üç bölüme ayırıyorlar. Her bölümün bitiminde bir araya geliyorlar. Lider, araştırmacı, sözcük avcısı, ressam ve anlatıcı rollerine uygun olarak kitabı farklı açılardan değerlendiriyorlar. Ve son olarak topluluk üyeleri, okuma çemberinin topluluk üyeleri yıl boyunca en az 6 kez toplanıp 6 kitap okuyorlarmış. Ayrıca diğer grupların okuduğu kitapların da özetlerini dinliyorlar. Okuma çemberi etkinliği sayesinde neler kazanıyor bu çocuklar, Cemil ve arkadaşları? İletişim kurma, ekiple çalışma yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca bölmeden dinleme, dinlerken göz teması kurma becerilerini de kazanmış oluyorlar. Cemil ve arkadaşlarının okullarında yaptığı okuma çemberi projesi gerçekten benim de çok beğendiğim bir proje. Neden bizim okulumuzda da olmasın değil mi? Okuma çemberi gerçekten insana çok fazla şey katan bir proje. Peki çocuklar, okulumuzda okuma çemberi topluluğu kurarak sizler de faaliyette bulunmak ister misiniz? Eğer isterseniz neden istersiniz? Bu sorumun cevabını yine videonun bitiminde bana yazmanızı istiyorum çocuklar. Evet çocuklar, konumuzun da başında söylemiştik. Okul sadece sizlere bilgilerin aktarıldığı, matematik, fen, sosyal, hayat bilgisi derslerinin yapıldığı yer değildir. Okul yaşamımızda sizler de üreten çocuk, kardeş okul, okuma çemberi gibi eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bu fikirleri sizler bulabilirsiniz. Bu konuda sizlere gönüllü oyun ekipleri kurarak kurallarını kendinizin koyacağı yeni oyunlar geliştirmenizi öneririm. Yeni bir oyun ekibi kuruyorsunuz, kurallarınızı belirliyorsunuz ve yeni oyunlar geliştiriyorsunuz. Ayrıca bu oyunlar için gereken oyun araçlarını da özellikle atık maddeleri kullanarak yine kendiniz hazırlayabilirsiniz çocuklar. Yani yeni oyunlar, farklı oyunlar, özgün oyunlar projesi şeklinde bir etkinlik hazırlayabilirsiniz okulunuzda. Gönüllü oyun ekibi olarak oluşturduğunuz oyunları afişler ve fotoğraflarla okulunuzdaki diğer arkadaşlarınızla, diğer öğrencilere de tanıtabilirsiniz. Daha sonra da hazırladığınız oyun araçlarını kullanarak onların oluşturduğunuz oyunları oynamalarını sağlayabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar, sosyal bilgiler dersimizde eğitsel ve sosyal etkinlikler konusunda neler öğrendik? Eğitsel ve sosyal etkinlikler nelerdir? Örneklerle bunları tanıdık. Bazı arkadaşlarımızdan Ezgi, Cemil ve Sevgi arkadaşımızdan eğitsel kulüp ve sosyal etkinliklerle ilgili öneriler, yaptıkları çalışmaları dinledik. Ve eğitsel ve sosyal etkinliklerin bizlere katkılarından bahsettik. Konumuzun sonunda ev çalışmalarımız yine her zamanki gibi özet konu anlatımını sosyal bilgiler defterimize özenle yazıyoruz. Konu ile ilgili test veya kitaptan verilecek çalışmaları da zamanında ve dikkatle yapıyoruz çocuklar. Evet çocuklar, bir konu anlatım videomuzun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.